Gerçekten korkunç bir şeyler izlemek istiyorum artık. Rahatsız edici 15 korkunç video kaydı. Buna da bakalım. 15 olduğu için her birisine birer dakika ayırmış herhalde. Ki Hadi ne olur rahatsız etsin bir tanesi ya. bu hiç hoş değil. Kullanıcının iddiasına göre yoğun bir iş günün ardından eve doğru gitmekteymiş. Yol üzerinde bu canlı Evet. ile karşılaştığında ise ilk başta bunun kendi Ya domuz da olabilir. Başka bir şey de gördüğü olabilir. Bakayım. bir hayal olduğu Ne lan bu? yol üzerinde bu canlı ile karşılaştığında ise ilk başta bunun kendi gördüğü bir Hayvana benziyor zaten de garip bir hayvana hayal olduğunu benziyor. sanmış. Ta ki evinde araba kamerasını kontrol edene kadar ürpertici yaratığın kuyruğu ve kanatlarının olduğu fakat video içinde bunları pek kullanmadığını görüyoruz. Videoyu izleyen insanların birçoğu dev bir yaban arısı gibi göründüğünü düşünürken diğerleri ise yarı peygamber devesi yarı kaplan gibi göründüğünü düşünüyor. Yohanasını. Söyleyebileceğim tek şey daha önce hiç görmediğim bir yaratığa benzediğidir. Evet. 14 numara. Boomer Gel tarafından Reddit alt dizinde yayınlanan ve kapı zili kamerasından alınan görüntülerde yola çıkan bir çift motosikleti görebilirsiniz. Video ilk başta Bak bunlar daha güzel geliyor mesela gerçek hayattan olduğu için. yeterince normaldi. Ta ki sokağın karşısında beliren insan boyutundaki gölge bir figürün kaldırımın bir ucundan diğer ucuna doğru hızla koşarken görünene kadar. Bu korkunç değil ya. Ya bunu meslek liseli insan bile yapar Allah aşkına. Bir tane adam var burada koşuyor. Koştukça blurlaşıyor işte görüntüsü. Bu korkunç Bazıları değil bunun ya. motosikletin peşinde koşan bir çocuk olabileceğini ve kapı zili kamerasının kalitesinin yarım yamalak olabileceğini söylüyor. Boomer Gel'in aktardığına göre ise çok tecrübeli bir motorcu olan arkadaşı bu olayın hemen ardından motorunun aniden yön değiştirdiğini söyleyerek kaza yapmasını anlatıyor. Yani arkadaşı bu canlı ile karşılaşmıştı ve kaza geçirmişti. Sizce çocuğun Evet. söylediği gibi bu gizemli figürün bu olayla bir ilgisi olabilir mi? Umarım doğru değildir. Hayır olamaz. Çünkü bu şey arkadaşın hayatına Kesin son bilgi. vermeye çalışıyor gibi görünüyor. 13 numara. 2020'nin Cadılar Bayramı'nda çekilen bu ürpertici klip Hello Peter tarafından TikTok'ta yayınlandı. TikToker izleyicilere büyük TikTok'ta yayınlandıysa kesin gerçektir chat, inanın. TikTok'taki her şey gerçek. TikTok bence bu dünyadaki en büyük gerçekliklerden bir tanesi. Ben bazen gerçeklik almak istediğimde TikTok'a giriyorum. ve TikTok eşittir her şey. büyük babasının Uzatayım mı? 5 dakika uzatabilirim çünkü. evini gösteriyor. Arka bahçede Büyüdüğümde cellat 36 olmak istiyorum. Keşke cellat 36 olsam. gezintisine devam ederken avlunun sonundaki bir köşeden bir figür belirir. Çocuk o tarafa doğru gidiyor ve yüksek bir vuruş duyuluyor. No tengan miedo. Döndüğünde figür bir an için başka bir köşede tekrar belirir. Saklandığı yerde hışırdar Kedi de olabilir. Kedilerin gözleri parlıyor geceleri floresan gibi. ve tekrar kapı vuruşu duyulur. Sizdasaki? O ne lan? Figür daha sonra telefonunu düşüren çocuğa karanlık bir şey fırlatır. O andan itibaren video bitene kadar sadece çocukların çığlıkları duyuluyor. Bu figürün ne olduğundan emin değilim ama bazıları eski akrabaları olabileceğini söylüyor. Eski akrabaları yaratık mıymış anasını satayım? 12 numara. Uçan bir şeye benziyordu chat. 8 ay kış uykusunda kaldıktan sonra bir ay Ana ayı. ayının oldukça aç bir şekilde uyanabileceğini hayal edebiliyoruz. Bak bu gerçekten korkutucu bu arada. Colorado'daki bir evin güvenlik kamerasına yakalanan görüntü tam olarak bu cümleyi anlatıyor. Büyük ayı eve zorla girer ve içeride bir süre gezinir. Sonra arka ayaklar üzerinde kalkar ve buzdolabının kapısını sonuna kadar açmayı başarır. Vay anasını ya. Bu gerçekten korkutucu bak. Düşünsenize gece uyanıyorsunuz, buzdolabına doğru gidiyorsunuz. Buzdolabınızın önünde duran bir ayı var. Dolabın kapağını açmış, içeriden yemek yiyor. Uf. Hatta kısa bir süre içerisinde evin alarmı ya da buzdolabının alarmı çalmaya başlar. Fakat ayı bu durumu umursamaz, tezgahı ve çekmeceleri araştırmaya başlar. Oğlum ne kadar zeki lan bu ayı. Yüzü buzdolabından gelen yiyeceklerle kaplıydı. Ev sahipleri üst katta uyurken davetsiz bir misafirleri olduğundan tamamen habersizdi.
İşin garip tarafı ya da en azından iddiası evdeki herkesin tüm bu zaman boyunca uyuyor olması. Eğer ayının çıkardığı seslere uyanmazsanız bile sanırım çalanı alar mı uyanabilirsiniz. Belki de video daha etkili olsun diye o sırada uyuyorduk yalanını söylemişlerdir. Vay 11 anasını. Numara. Şubat İlginç. 2021'de Express tarafından yayınlanan videoda her açıdan garip iki ay olduğunu görüyoruz. Öncelikle belirtmem gereken kısım bu olayla ilgili birçok video bulunmakta. Örneğin yolculuk sırasında arabada çekilen görüntüden bir havaalanı pisti tarzı bir yerde çekilen videoya kadar herkes tarafından görülmüştür. Evet. Gizemli manzaralar birçok kişinin tüm bunların ne anlama gelebileceğini merak etmesine neden oldu. Ama işler düşündüğümüz gibi değil. Öncelikle gördüğünüz her şeyin gerçek olduğunu söylemeliyim. Bu iki uydudan biri Ay iken diğeri ise Mars'tı. Birleşik Arap Emirlikleri Mars'ın gizemli atmosferini araştırmak için yapılan HOPE projesine halkına haber vermeden gökyüzüne yansıttı. Görüntüler Mars yüzeyini araştırmak için gönderilen uzay aracından dünyamıza gelmişti. Ayrıca nasıl iki direk yardımıyla bunu gökyüzüne yansıttıklarını görmek isterseniz açıklamalarda bulunan linkten ulaşabilirsiniz. Vay be. 10 numara. Lucky tarafından bu korkunç değil, bu ilginç bir bilgiydi. Reddit alt dizine yayınlanan bu ürkütücü video bir evin arka bahçesinde çekilmiş gibi görünüyor. Klipte avlunun ortasında duran bir köpek veya kurt görülüyor. Kısa süre içerisinde bir anda bir küre tarafından zavallı köpeğin adeta uçtuğunu görüyoruz. Bazı kullanıcılar köpeğin... Saniyenin yayınına girdim, cinsel içerikli bir şey gördüm ve kapandı. Nasıl ya? Yayında birisi kamera açacağına porno gösterdi. Şaka yapıyorsunuz. Takipçileriyle vesaire video mu çekiyordu, ne yapıyordu, yayın mı yapıyordu? Eğer öyle bir şeyse bu çok şerefsizlik bu arada ya. Saniyenin yerinde olsam çocuğu mahkemeye verirdim. Hani kanalına çok ciddi şekilde zarar gelebilir. Duyuru mu yapmış? Bir dakika. Yetenek yarışması yapıyordu. Ha, yetenek yarışması 2'yi mi yapıyordu? Evet, öyle bir şey olmuş. Koşarak uzaklaştığını söylemesi üzerine kullanıcı anladım, aynı gördüm, videoyu gördüm. Karartarak ve bazı renk tonlarıyla oynayarak tekrardan paylaştı. Bu sefer daha detaylı bir şekilde köpeğin havaya uçtuğunu görebiliyoruz. Peki sizce adamın söylediği gibi bu köpek bir şey tarafından mı kaçırıldı, yoksa zaten o bir köpek değil miydi? 9 numara. Terk edilmiş bir devlet hastanesinin ortasında temas kurmak için bekleyen bir figür pusuya yatmaktadır. Lyon tarafından Reddit alt dizininde paylaşılmış bu korkunç video Norwich Devlet Hastanesi yönetim binasında çekildi. Lyon diğer binaları araştırdık ama bu bina en hareketli olanıydı. Bu olay olduğundan beri uyumakta güçlük çekiyorum diye yazıyor. Klipte ekip birisi... Dostlar geçiyorum ben bu arkadaşı ya. Normal biz yine